Gerçekten her hastanın tecrübesi birbirinden farklı ve biz ne anlatırsak anlatalım, şurada sizden duyduklarını herkes daha iyi anlıyor. O yüzden de her hastaya soruyorum, işte nasıl oldu, senin nasıl geçti. Şimdi 5. masajı yaptık sana, son bir tane 6. masaj kaldı. Gerçi son diyorum ama genellikle en sonunda diyorum ki tamam, sen bir 2 ay sonra bir daha bir uğra. O 2 ay sonra uğradıktan sonra diyorum ki sen şimdi bir 4 ay ara ver. Sonra 6 ay ve yine senede bir aslında herkesin zaten normal prostat muayenesi oluyormuş gibi. Tabii yaşın genç, sana belki 2 senede bir diyeceğiz. Böyle kontrollere devam etmeyi, o sırada da normal prostata bakmak yerine masaj yapmayı tercih ediyorum. Sen şimdi baştan ne şikayetlerin vardı, neler oluyordu bir Benim anda? en büyük şikayetim hocam sık idrarla idrar hissiydi. Genelde bunu söyler. Sık idrar, habire Ve idrara sıkışma hissi. aynı sıkışma hissi. İki tuvalet arasında rahatlayamama. Ha, bitmiyor gibi. Aynen bitmiyor gibi. Peki daha Böyle fazla sayıda gidiyor muydun? Öyle mi düşünüyorsun herkese göre? ya aynen normalde ilk başladığımda rutinim günlük 7-8'di. Evet. Neredeyse 18'lere 19'lara çıkmış. 18-19. Ciddi Evet. sayılara çıkmıştı yani Biz bu. hemen psikolojik deriz. Böyle çok gitmeye Aynen. başlayanı Yani deriz ki ya birkaç doktora da psikolojik. gittik hocam. Hepsi Çok psikolojik idrara dedi. gitme vardı yani sende Aynen. ve de tam bir idrar bitmedi gibi Aynen. rahatlayamama hissi vardı. Yanma var mıydı? Son zamanlarda başlamıştı. Size geldiğinde Baştan yoktu hafiften yani. baştan yoktu da Evet. yani hastalıkta 9. ayımdı hocam. 9. ayın sonunda da bir yanmayla ufak da batma hissi başladı. Evet. Dedim bu cidden prostatikle ilgili bir şey olabilir, psikolojik değil galiba. Evet. Baştan psikolojik olduğunu düşünmenin sebebi başka doktorlara gittin, psikolojik mi Hocam 3 dendi? tane Nasıl? üroloğa 3 tane. gittim. Üçü de psikolojik dedi. Evet, ürolog arkadaşları buradan duyurulur. Çünkü hani çok gelir bize, yanma yok. Şimdi yanma olmayınca insan diyor ki enfeksiyon değil bu. İdrar tahlili falan bunlar hiçbir şey vermiyor zaten. Aynen onlar Çok yok. sık tuvalete gidiyorum. 19-20 kere işte hastalar der ki yarım saatte bir gidiyorum. Yarım saatte bir olsa günde 48 eder. Aslında o kadar değil ama Aynen. işte 19-20 kere gidiyorum diyen hastada diğer tetkikler, tedaviler bir işe yaramıyorsa biz bu mesane rahatlatıcı ilaçlar veriyor doktorlar. Belki sana da Aynen verilmiştir. uzun aylarca İşte onları kullandım. Kinzi, Kinzi, Vezikair, aynen. değil mi? Hepsini ufak ufak kullandım hani biraz Evet. şey yok diye. Bunlar değil. Bir şey var. Bunlar çünkü semptomu yatıştırıyor. Yani ortaya çıkan sonucu yatıştırmıyor. Ama esas problemi çözücü değil bunlar. Sen tabii kendin aslında uyandın bunun prostatit olabileceğine. Bana zaten sen beni bulup geldin. Aynen, aynen hocam, Masaj aynen. için geldin. Çünkü işte internetten masaj yaptığımızı gördüm. Aynen, videolarınızdan birine denk geldim. Masaj çok zor mu diye soruyorlar. Ne diyorsun? Yok hocam, hani neredeyse işte bir dakikamız içinde her şeyi hallediyoruz, Bir dakikada bitiyor. halloluyor. Ağrısı masajın ilkinde nasıldı, sonradan nasıl? İlk bende biraz ağrılıydı hocam, galiba işte ödem var demiştiniz. İlk Aynen. hafif bir ağrıydı, ondan sonra 2-3-4'lerde gayet rahat. Hani zaten şu an bitmek üzere, çok minik Sence niye bu şeylerdi. işler oldu? Şimdi biz hani cinsel yolla bulaşan enfeksiyonları şüpheleniyoruz, sorguluyoruz. Ama bak, çoğu insanda bu yok. Benim şimdi Hocam gördüğüm. Sende var mı hani böyle bir şey? ben de şüpheli bir geçmişim yoktu. Yok, evet. Hani ya cidden ya psikolojik bir vücudunun kötü olduğu anda hani bir iltihaplanma belki o bölgede de yapıyor olabilir hani Ama yani vücutta. normalde aslında bir sebep yok. Niye Yok sana hani hiçbir iltihap şey girsin? yoktu aynen Soğuk hani. maruziyeti diye ben kendi kendime bir Aynen şey hafif bir bulmuşum. Var mıdır böyle? o dönem soğuktaydı yani spor çıkışı böyle Aralık ayında bir şortla çıkıp eve gitmeye çalışırken Evet. belki hani Belki orada. ondan olabilir. Ayakları çıplak yere basan insanlar benim için şüphelidir. Böyle evde çıplak gezme falan Eskiden gibi. öyleydi hocam. Başladığından beri artık hani belki Belki onlarısı. ondan da diyorsun. Bir de sen de sana dedim ki işte ailende prostat olan var mı? Çünkü senin prostatın normale göre biraz daha iri. Yani bu işte bir hastalık değil tabii ki. Hani bazı insanın mesela benim saçlarım erken beyazladı. Bazı insanın saçı erken beyazlar. Onun gibi bazı insanda da prostat erken çıkacak. Sen belki öyle bir şey olabilirsin. Belki o bir yatkınlık meydana getirmiş oldu. Şimdi masajlardan fayda gördün mü? Şu anda sık idrar sorunumuz kalmadı. Yine günde 6-7'lerdeyiz. Evet, zaten 8'in altını normal kabul Aynen, ederiz günde. aynen hocam. Onun haricinde normal Yanma, hayatım sızlama. adamı onlar geçti. Onlar da kalmadı. Evet. Çok nadir şimdi hani bir haftalık yükseliş Evet. oluyordu. Bir gün idrar hissi varsa 6 gün normale döndüğüm gibiydi. Evet. Hatta şu an 2 haftalıklarda da 2 haftayı kurtarıyor durumdayız. Evet, güzel. 2 haftadır çok bir şey, bir Çok iyi. kez bir Hani atak oldu diyorsun. aynen Çok ufak bir fazla değil. hatam oldu. Onun haricinde de hani ilk çalışamaz durumdaydık. Şu anda normal hayata Peki dönmüş kaçıncı gibiyim. masajda insan bu işe yarıyor diyebilirim hastalara? Hocam bir de korkunç bir rahatlama oldu benim Evet. zaten. Oradan ben gelmek Zaten istedim. motivasyon Hani oldu. buradan çıktığımda bile bir tedavi olmuş gibi oldum. Hani ilk defa bu Bazen kadar şu soğuk bir masaya şeye oturduğu gelince. anda bile insan bir rahatlama hissediyor. Şöyle söyleyeyim, kabaca %60 belki birinci masaj sonrası süper bir rahatlamayla bu iş gidiyor. Yüzde belki 30 kadarı ikinci masaj sonrası, %10 kadarı da üçüncü masaj sonrası.
O yüzden en azından 3 masajı denemeyi öneriyorum. Arkadaşlar uzun lafın kısası, ben prostat için masör olarak görüyorum kendimi. Yani bu işte çok derin araştırmalar, PCR testi yapmıyorum. Niye? Çünkü yani bir sürü masraf yapılıyor ve yıllardır bu işi çeken hastalarsınız çoğunuz. Ondan sonra oradan bir bakteri elde etsek bile zaten verilecek antibiyotiği söylemiyor o PCR'ın sonucunda. Oradan da yine biz bir şans kadar deneme yanılma bir antibiyotik vermek zorunda kalıyoruz. Ve ben de baştan bir antibiyotik veriyorum. Onun dışında işte diğer birçok yapılabilecek şey var. Prostat içine ilaç enjeksiyonu, prostata şok dalga tedavisi, prostata ozon tedavisi, mesane içine ozon tedavisi, üretreye ozon tedavisi, PRP tedavisi, birçok şey var. Ben bunları yapmıyorum. Ben masör. Ben kendimi masör olarak adlandırıyorum. Diğer arkadaşlarım da bu işte çok uğraşan, çok sevdiğim arkadaşlarım var. Oralarda tedavi görmüş. Bir daha gitmeye maddi durumlardan en azından gücü yetmeyen birine diyorum ki gel birkaç seans masajını ol, rahatla. Böyle bir yolda sunmak istiyorum hastalara. Uygun fiyata, çok masraf olmadan ama etkin bir yöntem görüyoruz. O yüzden sen de fayda gördüm diyorsun. Tavsiye eder misin insanlara masajı? Herkese tavsiye ederim. Kesinlikle bir denenmesi gereken bir tedavi. Denenmesi gereken bir şey. Vücuda giren bir şey yok. Invaziv bir prosedür değil. Ondan sonra hiçbir fayda görmeyen de en azından 3-4 seans bir denemesinde bence de fayda var. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim.